Cümleten selamünaleyküm aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk hem çok güzel yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Açık sarı tonlarında ipim Tunç Doli'nin renk kodum 103. Şişlerim ise 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Hem çok güzel oldukça da şık bir model hanımlar Yapılışı da gerçekten çok kolay bir sıra model kurulu, kurulumu yapıyoruz 3 sıra ilmekleri düz örüyoruz Patiğimin arkasında da böyle katlanabilir e, Boğaz tercih ettim arkası bu şekilde hanımlar bakın Şöyle Bu tarz bir boğaz tercih ettim böyle katlanarak da kullanılabiliyor Bu şekil Çok şık farklı güzel durdu hemen topumuzu da göstermek istiyorum Patiğimizin topu da yine bu şekilde Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başladım hanımlar ben her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüz tanımlar arka yüzdeyiz. Diğer şişime alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişime aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sırasıyla hepsini ters öreceğim ilk sıramda. Şimdi ön yüzdeyi hanımlar. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 de geçeceğiz. Öncelikle ilmeklerimi düz öreceğim. E, sayarak gidiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. bu şekilde 12 ilmeğimi alt yarı alt iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. 5 şişe geçeceğiz çünkü. İlk ilmeğimi hemen şu kenarda bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. 3. şişime çıkartıyorum hanımlar ilmeklerimi. Sonrasında başlangıç yerlerine girerek böyle tığ yardımı ile ilmeklerimi çıkaracağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için buradan tığ yardımıyla ilmeklerimi çıkarıyorum bakın iki ilmeğim oldu 3 4 başlangıç yerinde ilmeğin ilk kanalına birden gidiyorum hanımlar şöyle 5. ilmeğim şu da 6. ilmeğim şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım onu da 4. şişime takacağım da 6. ilmeğimiz. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizde de 6 ilmeğimiz oldu. Ee, ve 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. İlk sıramızda hanımlar 4 şişimdeki ilmeklerimi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Şimdi dördüncü şişime geldim. Yine boşalan şişim ile e, dördüncü şişteki alt ilmeğimi de örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnuna şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Buralardan bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim hanımlar kenarımız hemen sağ tarafa düşüyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından bakın ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi ikinci şişime geldim. Şöyle baktım o zaman da kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Burada da yine 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan dört ilmeğim de düz örülüyor. İlk üç şişimde yedişer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız bu sol tarafa düşüyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7'şer ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra 4 şişte de artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda Açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar dördüncü şişindeki yedi ilmeğimi de ördüm. Tekrardan bir sıra düz ördük artırma zamanı. Bakın ilk şişimdeyim kenarımız hemen sağ taraftan. Yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 tane ilmeğim oldu İkinci şişime geldim burada da hanımlar kenarımız bakın bu sol tarafa düşüyor Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim Artırmamı yapacağım Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm Kalan iki ilmeğim düz örülüyor İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu Üçüncü şişime geldim burada da kenarımız hemen başta İlk iki ilmeğimi örüyorum Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 8 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta hanımlar. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına Şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer iki ilmeğim düz örülüyor. Şimdi de 4 şimdi 8'er tane ilmeğim oldu. Bakın hanımlar ilmek sayıları arttıkça şişler diğer yerine oturuyor. Karışık görüntü de ortadan kalkıyor. Şimdi bir sıra düz öreceğiz ilmekleri bir sıra artıracağız. Bu şekilde devam edecek. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için de bakın hanımlar tam denk geldi şekilde. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ee, videonun başında da demiştim. 3 sıra ilmekleri düz öreceğiz, 1 sıra model kurulumu yapacağız diye. Şimdi hanımlar 3 sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Bakın hiçbir işlem yok. Hepsini düz olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde. 4 şişimiz hanımlar böyle üç kere dolanacağız. Yani bir kere öreceğiz. 2 2 ve 3 kere. 3 kere 4 işimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim, gelelim sonra modelimizi kuralım. 3 sıra boyunca hanımlar dört şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm ve geldim. Şimdi model kurulumunu yapacağız. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ee, öncelikle hanımlar bakın önde iki tane ilmeğim var. Şu ikinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin arasında bakın tam şuraya tam ortadan bir iki üç ilmek aşağı iniyorum. Yani şişimi şuradan takıyorum. Bu şekilde. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bakın uzunca bir ilmek çıkarttım. Çok sıkmayalım bu ilmeklerimizi. Bu ilmeğimi hanımlar hemen önündeki şu ilmekle birlikte ikisini örüyorum. Şimdi iki ilmek düz öreceğim. Bir, 2. Tekrardan aynı yere giriyorum şişim ile. Buradan yine uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de hemen solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Modelimiz bu. Şeklimiz böyle hanımlar. Hemen aynı şekilde ikinci modeli yapacağız. Bakın önde bir 2 ilmek var. Hemen bu ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin tam arada. 1 2 3 Bakın 3 ilmek aşağı iniyorum. 2. ilmek ile 3 ilmeğin aradan buradan şişim ile şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi hemen önündeki bu ilmekle birlikte örüyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Araya 2 ilmek öreceğim. Hemen ardından aynı yere batıp tekrardan bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi de hemen yanındaki ilmekle birlikte solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. İkinci modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi devam edeceğim. Yine önde e, öndeki 4 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bakın 1 2. 2. ilmeğin burada, 3. ilmek de burada. Bakın tam ikisinin arasından 1 2 3 ilmek aşağı iniyorum. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Hemen önündeki ilmekle bu uzun ilmeğin ikisine bir örüyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere şişimle girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şuradan ve bu ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Bakın üçüncü modelimizi de yaptık. Modelimiz hanımlar böyle ördükçe yavaş yavaş kendini gösteriyor. E, tekrar bir diğer modelimi yapacağım. İki ilmeğim burada diğer iki ilmek de ikinci şişimde. Şimdi bir iki ikinci ilmeğim ile bakın üçüncü ilmeğim ikinci şişimde. Tam şu aradan bir iki üç ilmek aşağı iniyorum. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi hemen önündeki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına iki ilmek öreceğim. 1 ikinci şişimden devam ediyorum. 2. tekrar aynı yere şişimle giriyorum. Buradan da şöyle bir adet ilmek yine çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de hemen solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım hemen. Önde bakın bir, iki, iki ilmek var. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi hemen önündeki ilmekle birlikte ördüm. Yanına 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım ve bunu da solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Yine e, modele devam edeceğiz hanımlar. Bakın önde 1-2 ilmek var. 2 ile 3. ilmeğin arasına e, ee, arasında bakın 1 2 3 ilmek aşağı iniyorum yine uzun bir ilmek çıkarttım bu ilmeğimi önündeki ilmekle birlikte keserek ördüm yanına 2 ilmek örüyorum tekrar aynı yere girip yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum böyle bunu da hemen solundaki ilmekle birlikte örüyorum bakın son 4 ilmeğim kaldı sonuncu modelimi de yapacağım bir öndeki 2 ilmek ile 3. ilmeğin arasında 1 2 3 ilmek alta indim Şöyle buradan uzun bir ilmek çıkartıyorum. Tam olarak şuradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi hemen önündeki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına iki ilmek ördüm. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Böyle bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. İşte hanımlar, modelimiz tek sırada bu şekilde kuruluyor. Modelimizin ilk sırasını böylece tamamladık. Şimdi geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanında hanımlar model kurulumu yok. İlmeklerimiz tamamen düz olarak örülüyor. tavanımızdaki ilmeklerimi gördüğünüz gibi tamamen düz olarak ördüm. Evet hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Bakın bir sıra model kurulumu yaptık. Şimdi tekrardan ilmekleri düz öreceğiz. 3 sıra boyunca bakın hepsini düz örüyorum. 3 sıra ilmekleri bu şekilde düz öreceğiz. 4 ilmeklerimizi de 3 kere düz olarak dolanacağız, öreceğiz. Sonra diğer modeli kuracağız. Bir sıra model kuruyoruz. 3 sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bakın ilk işimdeki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi hanımlar 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi ikinci modeli kuracağız. Hanımlar aslında kaydırmalı bir model. Diğer ikinci modelimiz ilk modellerimizde bakın tam aralara gelecek şekilde kuruluyor. Yani ilk modelimizi yaparken hemen daha hiç ilmek örmeden aradaki ilmeğe batarak hani ikinci ilmek ile üçüncü ilmeğin arasına batarak yapmıştık. İkinci modelimizi yaparken iki ilmek öreceğiz. Ardından öndeki dört ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bakın bir iki bu ikinci ile üçüncü ilmeğimin ortasında üç ilmek aşağı ineceğim. Bir iki bakın hanımlar yerleri belli şurada açık bir görüntü var. Buraya giriyorum yine uzun bir ilmek çıkarttım. Önündeki ilmekle birlikte ikisini keserek örüyorum. Yanına iki ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar gelip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da hemen solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Şimdi tekrardan hemen diğer modeli yapacağız. Bakın önde ilmeklerim var. 1 2. Iki. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğimin 1 2 bakın üçüncü sıra alta iniyorum. Yeri belli zaten bakın. Hafif açık görüntü var. İlmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına iki ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrar girip bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu ilmeğimi solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şimdi öndeki 4 ilmek üzerinden yine işlem yapacağız. İkinci ile üçüncü ilmeğin arasında 3 ilmek aşağıya bakın yeri belli. Şuraya iniyorum. Bir ilmek çıkarttım. Hemen önündeki ilmekle birlikte ikisini keserek örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrardan girdim. Bir ilmek çıkarttım ve bu ilmeği de solundaki ilmekle birlikte keserek ördüm bakın hanımlar. Görüntümüz böyle şeklimiz kendini bu defa biraz daha gösterdi. Şimdi diğer şişe geçiyorum. İlk 4 ilmek üzerinden hemen işlemimi yapacağım. Bakın burada ikinci ilmek ile 3. ilmeğin arası şurada. 3 ilmek alta iniyorum. Yeri belli zaten bakın şurası hemen. Buradan uzunca bir ilmek çıkarttım böyle. Bu ilmeğimi hemen önündeki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı yere girip bir ilmek daha çıkartıyorum ve bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım hemen. Bakın ikinci ile üçüncü ilmeğin tam ortası. Üç ilmek aşağı iniyorum. Bir, iki. Bakın şu ayrık yer üç oluyor. Buradan bir ilmek çıkarttım ve bu uzun ilmeğimi önündeki ilmekle birlikte keserek ördüm. Yanına iki ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar girip yine uzun bir ilmek çıkarttım. Bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek ördüm. Tekrardan öndeki 4 ilmek üzerinden işlem yapacağız. 2. ilmek ile 3. ilmeğin arasındaki şurası da 3 ilmek aşağı iniyorum. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği önündeki ilmek ile birlikte keserek ördüm. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrar gidip yine bir ilmek çıkartıyorum ve bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şişimizde son iki ilmek kaldı. Bu ikinci modele başlarken de iki ilmek örerek başlamıştık. Burada da son iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi de hanımlar düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de bu şekil tamamladık. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını düz olarak örelim. Ardından yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim diğer modele birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben yine 3 sıra 4 çimdik ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Bakın burada da sıraları belli. Şimdi yeniden modelimizi kuracağız. Hanımlar modeli sırasıyla kuruyoruz. Hani ilk bir bakın şimdi ilk modeli kurduğum gibi yeniden 3. modeli kuracağım. Yani hemen hiç ilmek örmeden bakın. Önde 1 2. Şu ikinci ilmeğim. ikinci ilmek ile 3. ilmek arasında 1 2 3. yer bakın şu delik bölüme denk geliyor. Buraya giriyorum. Bir uzun bir ilmek çıkarttım ve bu ilmeği önündeki ilmek ile birlikte keserek örüyorum. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrardan girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Hanımlar işlem böyle. Bakın birinci model ile üçüncü model, beşinci model, yedinci model aynı hizada örülürken iki, dört, altı, altıncı modelimiz de ilk iki ilmeği ördükten sonra kuruluyor. Modelimiz bu şekilde birbirini takip eder şekilde devam ediyor. Şimdi yeniden modelimize devam edelim. Önde bakın dört ilmeğim var. İkinci ile üç, üçüncü ilmeğin bir, iki, üç ilmek altına iniyorum. Yine uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi önündeki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Ve tekrar aynı yere girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmek ile birlikte keserek örüyorum. Böyle. Hemen öndeki 4 ilmek üzerinden işlem yapacağız. İkinci ve üçüncü ilmeğin tam ortasında 3 ilmek aşağı iniyorum. Uzunca bir ilmek çıkarttım ve bu ilmeği önündeki ilmekle birlikte keserek ördüm. Yanına iki ilmek düz örüyorum ve aynı yere tekrar girip bir ilmek çıkarttım. Bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şimdi hanımlar yeniden öndeki 4 ilmek üzerinden işlem yapacağız. İlmeğimizin ikisi ilk şişimde diğer ikisi de ikinci şişimde. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına yine iniyorum. Yine uzun bir ilmek çıkarttım. Bu uzun ilmeğimi önündeki ilmekle birlikte örüyorum. Yanına iki ilmek öreceğim. 1, 2, Tekrar aynı yere girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Hemen diğer modeli yapacağız. Öndeki ikinci ve üçüncü ilmeğin bir, iki, bakın delik görüntü var burada. Üç, üç ilmek altına indim. Buradan bir ilmek çıkarttım ve bu ilmeği önündeki ilmekle birlikte örüyorum. Hemen yanına iki ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrardan girip yine uzun bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu uzun ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Evet hanımlar yine önde 4 tane ilmeğim var. Ee, Burada işleme devam edeceğim. 2. ve 3. ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Uzunca bir ilmek çıkarttım ve önündeki ilmekle birlikte keserek ördüm onu. Araya 2 tane ilmek örüyorum. Aynı yere tekrar gelip bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Yine öndeki ikinci ve üçüncü ilmeğin bir, iki, üç ilmek altına iniyorum. Yani buraya. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Bunu önündeki ilmekle birlikte örüyorum. Yanına iki ilmek düz ördüm. Tekrar aynı yere girdim. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar 3. modelimizi de tamamladık. Tabanımızı ördükten sonra 3 sıra düz öreceğiz. Bu defa 4. modeli başlatacağız. 4. modeli de ilk 2 ilmeği öreceğiz. Yine öndeki 4'er ilmek üzerinden işlem yaparak götüreceğiz. Hani dediğim gibi bakın 1., 3., 5. ve 7. modelimizi hemen başta ilk başta hani şimdiki yaptığımız gibi yapıyoruz. İkinci, dördüncü ve altıncı modelimizi de ilk iki ilmek örüp böyle başlatıyoruz. Sırf ikinci modelimizi yaptığımız gibi. Hanımlar ben bu patiğimin önüne bu şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane model kurdum. Bu benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Ayak bileğinize kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben yedi ördüm ama belki siz sekiz öreceksiniz. Belki altı öreceksiniz. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümüne modelimizi yapalım. Modelimizi yaptıktan sonra hanımlar yine 3 sıra 4 içimizdeki ilmeklerimizi düz örelim. Gelelim ardından birlikte bu katlamalı haroşalı arkayı nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Evet hanımlar ben toplamda 7 tane modelimi yaptım geldim sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi e, 7. modelimden sonra da 3 sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi bu haroşalı arka bölümü yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimde ilmeklerimi öreceğim düz olarak. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yani 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi yine normal düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın. Şöyle yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişime geldim hanımlar. Bu aşamada bu haroşalı kenarımızı yapabilmek için ikinci şişime 12 adet ilmek atacağım. 12 ilmek atıyorum. Şöyle ikinci şişime geldim. Şöyle çeviriyorum. Bakın. İlmeklerimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Buraya 12 adet ilmek attım. 14 ilmek de şişimde vardı. Burada 26 adet ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi bu 26 ilmeğimi tamamen haroşa öreceğim artık. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroş oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Öyle daha çok kolayıma gidiyor çünkü düz örmek. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için hanımlar burada ilmeklerimizin tamamını sırasıyla düz olarak öreceğiz. Hepsini öreceğim. Öncelikle bu attığım 12 ilmeğimi öreceğim. şöyle ile ilk sırası olduğu için bu örmekte biraz zorlandım genelde örgülerin ilk sıralarında böyle biraz zor oluyor şöyle sırasıyla ilmeklerimi ördüm ardından bu şişimdeki 14 ilmeğimi de yine Örmeye devam edeceğim bu şekilde Hanımlar bu şişimde 26 adet ilmeğim oldu 26 ilmek olarak Arkamız bitene kadar bu şekilde örülecek. Haroşa buralar düz olarak örüyorum. Bakın hepsini ördüm. Şimdi patiğimin taban bölümüne geldim. Yine bu tabandaki ilmeklerimi de haroşa olduğu için yine düz olarak örüyorum. diğer şişime geldim. Şimdi buralardaki ilmeklerimi de öreceğim. Bu defa ipim de çok güzel çıktı hanımlar. Normalde ben torcu pek sevmezdim ama hani rengi hoşuma gitti diye almıştım. Yağ gibi kayıyor ip çok güzelmiş. Çok da beğendim ipi. Böyle sağlam da. Bu defa şansıma ip güzel çıktı. Evet, bir diğer şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim hanımlar. Bileği ayrımı yaptığımız bölüm. sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu kenar mızırda bakın her iki tarafta böyle haroşalı bölüm var. Buraya da şimdi 12 ilmek atacağım. Şöyle şu birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek de buraya attım. Gördüğünüz gibi hanımlar bu bilek bölümünde e, bilek bölümüne denk gelen şişlere e, 12'şer tane ilmek attık. Yine bu şişimde de 26 ilmeğim oldu. Yine geri döndük hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Haroş olduğu için yine ilmeklerimi e, düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sırasıyla buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tamamen hanımlar patiğimizin arkası bu kadar. E, Tabanlardaki şişlerimizde tabana denk gelen alttaki iki şişimizde 14'er ilmeğimiz var. Bilek bölümüne gelen iki şişimizde de 26'şer tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizi bu şekilde haroş olarak öreceğiz. Bu bilek bölümüne kadar gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bakın tamamen buralarda da ilmeklerimi düz yani haroş olarak örüyorum. Haroş alıyı ters örenler hem ön hem arka yüzde ters örerek ee, yapacaklar. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Her şekilde de haroşa oluyor zaten. Evet bu şimdiki ilmeklerimi bitirdim. 26 ilmeğimi haroşa ördüm. Diğer tabandaki 14 ilmeğimi de yine arka yüz değil Düz örmeye devam ediyorum. Bakın hanımlar arka yüzde de böylece haroşa düşüyor. Sırasıyla örüyorum ilmeklerimi. kabandaki diğer şişe geçtim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak öreceğim. Diğer şişe geçtim. Yine buradaki 26 ilmeğim var hanımlar burada. Sıra sonuna kadar bu 26 ilmeğimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim takı sırasıyla hepsini örüyorum. Şuradaki ilmeklerimize bakın. sonuncu ilmeğimi de örüyorum hanımlar bilek bölümüne geldik yeniden geri döneceğiz haroşalara devam edeceğiz hanımlar Şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Bakın bu kenarımızda tabanımızda da yine aynı şekilde bir diş haroşamız oluştu. Bilek bölümüne kadar öreceğiz geri döneceğiz. Öreceğiz geri döneceğiz. Bu şekilde haroşalarımızı yapacağız hanımlar. Dediğim gibi bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin bu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Bakın gördüğünüz gibi gayet esnek. Benim elimin ölçülerine göre bu tam geldim. Sizler bu aşamada hanımlar pateninizi ayağınıza ölçerek yapın. Patenizi ördükçe bir, bir kısım daha örün. Böyle ayağınıza giyin. Pateninizin arkası topuğunuzun kenarına gelene kadar burası topuğunuzun kenarına gelene kadar <laughs> örmeniz gerekiyor. Örerken biraz da esnetin hanımlar. Çünkü haroşa esnek bir örgü türüdür. Esneterek ölçü Ayağınıza ölçün öyle yapın. Hani benim verdiğim 15 sıra 15 dişlik haroşa belki size büyük gelecek. Belki küçük gelecek. Hani bu tamamen değişiklik gösterebilir. Şöyle ki sizin ipiniz benimkinden belki kalın çıkacak. Belki ince ya da şişiniz incedir kalındır. Veyahut örgünüz sıkıdır gevşektir. Bu, bunların hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle lütfen ayağınıza Ölçerek yapın hanımlar. Şimdi hep birlikte bu şekilde bakın. E, ön iki şişte 26 şar ilmek. Tabandaki iki şişte 14'er ilmeğimiz var. Buralardaki ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde e, arka bölümünü ölçülerimize göre örelim. Gelelim hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin topuğunu birlikte keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü bakın bu şekilde ördüm ve geldim buraya 15 diş haroşamı yaptım. Sayalım 2 4 6 8 10 12, 14, bir de burada 15 şimdi ön yüzdeyiz hanımlar bu aşamada bakın ilmeklerimi topuk kesiminde ikide bir ilmekleri saymayalım diye şu şekilde ayırdım ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 36 ilmek ayırdım kalan ilmekleri de hanımlar bu sağ taraftaki şişime taktım şimdi topuğumuzu yapacağız topukta yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar ilmeklerimizi sayarak öreceğiz dediğim gibi diğer tarafa 36 ilmek ayırmıştık burada 35 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle

32, 33, 34, 35 ve 35 ilmeği örüyoruz hanımlar. 36.yi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 35 ilmek ördüm. 36. da kesim yaptım. Bu sol tarafa da 36 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Tekrar haroşaya devam edeceğiz hanımlar. Bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sebebi şu topuk bölümündeki şu ip geçiş yerlerimiz bakın düzgün düşsün diye. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar şu anda arka yüzdeyim. Haroşa olarak örüyorum. şekilde devam ediyorum yine örmeye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 35 ilmeğimizi öreceğiz. 36.yı örerken öndeki iki ilmeği yine keseceğiz. Bakalım 6 ilmeğimiz olmuş. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ilmek ördüm 36'ncıya geldim. Şimdi şu öndeki ikisini alıyorum birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 6 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek eksildi. Tekrardan kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Devamında gelen ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğim. Haroşayı ters örenler yine buralarda da ters örgü örmeye devam edebilirler pomuz bu şekilde yapılıyor hanımlar. Devam edeceğim yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Ee, i̇lk 35 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 ilmek ördüm. 36. da öndeki ikisini alıyorum ve birlikte keserek örüyorum. 3. kesimimizi yaptık. İlk başta hanımlar 7 ilmek vardı. İkinci kesimden sonra 6 ilmek kaldı. Üçüncü kez kesim yaptık. 5 ilmeğimiz kaldı. Gördüğünüz gibi her kesimde bu aralardaki ilmek sayıları birer birer azalıyor. Bu şekilde patiğimizin topu oluşuyor hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. İlk ilmeği örmeden alacağız. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar yine haroş olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 35 ilmeği öreceğiz. 36. yörerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu arada kalan 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Ee, şimdi hep birlikte bu 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aralardaki ilmeklerim, buradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim Bu şekilde topuğumuz oluştu. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk çişimizde e, 36 ilmeğimiz vardı. Sol taraf 36 ilmek ayırmıştık. Sağ tarafta da kesimlerden sonra 36 ilmeğim kaldı. Yani e, her iki ilmek sayıları da birbirine eşit. İlk 24 ilmeğimizi hanımlar bu şekilde keseceğiz. 24 ilmek keseceğiz. Yani son 12 ilmek kalana kadar. Hemen başlayalım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini bu şekilde kesiyorum. Diğer ilmeklerimi de şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. Ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. İlk 24 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz. Zaten 36 ilmeğimiz vardı. 24'ünü böyle keseceğiz. Eee... Şişimizde 12 ilmek kalacak. Onu da paten yönünü çevirip o şekilde keseceğiz. Şimdi şişimizde her iki şişimizde de 12 şer ilmek kalana kadar topuğumuzu bu şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar bakın her iki şişimde de 12 şer ilmeğim kalana kadar ilmeklerimiz tarif ettiğim gibi kestim geldim. Sayalım 4, 8, 12. Diğer şişte sayıyorum 4, 8, 12 Bu aşamada hanımlar yönünü çevirip öyle kesim yapacağız artık Çünkü bakın Patiğimizin bu boğaz kısmını katlayınca Katladıktan sonra bu kesim bölümü Ön yüzde görünmesin diye bakın İlk 24 ilmeğimizi bu şekilde iç taraftan kestik Patiğimizin içini göstereyim Bakın kesim yerimiz burada Kalan 24 ilmeği de yönünü çevirip kesince Bakın burası arka yüze denk geliyor Arka yüz oluyor Çevirince düzgün duruyor patiğimizin bu ıı, bölümü Bu nedenle Şöyle yapacağım hemen Fatime Hanımlar bakın şöyle ilmeklerimi e, hani ilk başta patiğimin düz tarafı içeride ters tarafı dışarıda olacak şekilde e, değiştirmiştik. Şimdi ters taraf içeride düz taraf dışarıda olacak şekilde bakın şöyle yeniden ikiye katladım. Şimdi kesim yeri patiğimizin ön yüzünde görünecek katladıktan sonra ama düzgün duracak bu şekilde. Evet bakın yönünü çevirdim. Şimdi yine ilmekleri aynı şekilde kesmeye devam edeceğim. Sırasıyla şişlerimden birer tane ilmek alacağım. İkinci şişten aldığım ilmeğimi ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçireceğim ve tığımdaki ilmekleri toplayacağım. Kesimimizi böyle sonlandıracağız hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde onları da alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirip topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Burada da yine aynı işlemi tekrar edeceğim. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Şişler de boşa çıktı artık. Tığımdaki Tıımdaki ilmeği topluyorum. Buraya hanımlar şöyle sıkı bir zincir çekiyorum. Hatta iki zincir çektim. İpimin ucunu kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Öncesinde hemen ipimizin ucunu şu kesim yaptığımız yerlerden girerek bir gizleyelim. Bakın şöyle düğümleyerek şekilde sıkılaştırarak gizliyorum. İpimin ucu arkada kalsın. Bu şekilde. Evet hanımlar patiğimizi bitirdik. Şekil itibariyle patiğimiz böyle. Bakın şurada ters görüntü var ama ayağa gittikten sonra çevirince bakın burada düz görüntü oluşuyor. Patiğimizin topuğu bu şekilde. Çok şık çok temiz duruyor topuğumuzda. Hemen bir manken yağma giydirmek istiyorum hanımlarım. Onun, onun öncesinde bakın bir tam ipten başlamıştım patiğime. Şu kadar ipim de kaldı. Hatta bu patiğe biraz fazla ip gitti de diyebilirim. Normalde daha çok ipim kalırdı. Bu haroşalı arkada fazla ilmeklerimiz olduğu için biraz ipi fazla yedi bu patik. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Öyle bakalım. E, çok güzel şık bir patik oldu. Ve beş iş patikte sevdiğim huyu. Başlıyoruz ve bittikten sonra ipimizi kesiyoruz. Yani iki bir ip kes, ekle, e, yeniden ip güzü olayları olmuyor. Başla bitir şeklinde tamamlanıyor. İşte bakın patiğimi şöyle ayağıma giydirdim. Bakın arka bölümü de tam oturdu topuğumuz. Şöyle önde düzelteyim hemen. İsterseniz hanımlar böyle yükseklikte kullanabilirsiniz ama bence en güzeli bu. Bakın patiğimizi şöyle düzelttim. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımızı yine göstermek istiyorum. Topuk kısmı Şöyle arkasına yine. Evet hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.